Selamlar herkese. Videoya ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bahsetmek istediğimiz konu gerçekten bizi uzun zamandır yoran, hatta belki de biraz da rahatsız eden bir konu. Bununla ilgili bir kısa video paylaştık. Yani videonun altında çok sorular geldi, farklı bir şeyler geldi. Çok da izlendi video. Hani biz de dedik madem bunu uzun bir video haline getirelim, hem de YouTube kanalımıza böyle bir video bulunmuş olur. Bundan sonra bizi tanıyan insanlar bu videoyu izlerler, en azından öyle gelirler. Diyelim. Konu şu, belki siz de denk gelmişsinizdir kısa videoya. Bize sürekli Ukraynalı kız bulun, işte Ukraynalı bir kızla evlenmek istiyorum, bana yardımcı olur musunuz? Ukraynalı bir kızla tanışmak istiyorum gibi şeyler yazılıyor. Ve bunu bizden bekliyorlar yazan kişiler. Hem Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da, her tarafta, yani hiç fark etmeksizin. Biz de dedik hani buna bir artık açıklık getirelim. Kısa video çektik, bir de uzun halini çekelim ki bütün soruları gidermiş oluruz. Şimdi sen bu konuda sen de biraz şikayetçisin çünkü çok fazla yazıyorlar. Ne söylemek istersin en başta? Kızları, Türk kızı, Ukraynalı kız, işte Rus kızı, bilmem ne, Alman kızı ayrıldığınız için bu çok ayıp aslında. Çünkü geneleme yapıyorsunuz. Ukraynalı kızlar iyi, Türk kızlar kötü veya tam tersi, Türk kızlar iyi, Ukraynalı kızlar kötü vesaire. Yani en ayıp ve en üzücü şey, kızları kişi olarak görmüyorsunuz, bir yatırım veya bir eşya, evle satın aldığınız bir eşya gibi veya arabayla satın aldığınız gibi bir eşya. Yani o insanlara söylüyoruz, o yorumları yani, yazanlara. O yüzden yani bu saygısızlık çok üzücü ve umarım yani hiç evlenmeyeceksiniz bunu yazan insanlar. Çünkü o kadar üzücü durumlara kızların düşmesi istemiyorum. Şimdi şöyle bir şey var, ona da değinmek istiyorum. Alona bahsetti zaten, bu videonun altına da gelip yazacaklar. Evet. Bazıları zaten bilerek yazıyorlar. Şimdi dalga olarak yazanlar var, onları geçiyorum. Bizi tanıyan insanlar mesela, işte bana bir kız bulun falan, böyle dalgasına yazanlar var. Zaten biliyoruz onları, ama bazıları gerçekten ciddi ciddi yazıyor. Ve bu çektiğimiz video hemen hemen 750 bin falan mı izlendi TikTok'ta. Ondan sonra altına abi şunu yazan var. Senin ne işin var başka, bulmak zorundasın. Evet. Yani bu saçma bir şey değil mi? Bunu o videonun altına bir de bunu yazan bir insanın zeka seviyesinden şüphe ediyorsun ki bunu yazan bir kişi de değil. Bunun gibi yazan onlarca ya, ve yüzlerce kişi var. İnsan olmaktan şüphe ediyorsun. Çünkü böyle bir akıllı bir insan böyle bir şey yapabilir mi? Böyle bir şey yazabilir mi? Bir insanın aklında öyle bir soru, öyle bir fikir oluşabilir mi diye sormaya başlıyorsun. Yani şunu düşünmek gerekiyor aslında en basitinden. Bizim Instagram'da 65 bin takipçimiz var. TikTok'ta işte 165 bin neyse 170 bin takipçimiz var. Abi zaten bir bak videonun altında yorumlarda 100 kişi yazmış. Sen bu diğer yazan 100 kişiyi görüyorsun. Ben bu kıza tanışmak istiyorum, bir Ukraynalı kızla evlenmek istiyorum, yardımcı olur musunuz falan. Bizim sence, o arkadaşlara söylüyorum, sizce böyle bir imkanımız olabilir mi? Ben hayatımda Ukraynalı kızı bile tanımıyorum. Başka yani. Tamam yani. Bildiklerim var isim olarak, ünlülerden falan filan, o kadar. Öyle. Bir hayatımın içinde veya etrafında yok. O anlamda söylüyorum. Sen de tanımıyorsun galiba. Yani. Bildiğim kadarıyla öyle bir çevren de yok ki. Zaten Türkiye'de yaşıyorsun. Evet. 8 senedir Ukrayna'da olmadığına göre orada arkadaşın yok sanırım bildiğim kadarıyla. Varsa bile eskiden kalmış. İşte ayda yılda bir görüştüğün kişiler. Yani neyse, sonuçta biz bu konudan rahatsız olduğumuz için onunla ilgili kısa video çektik. O videoda esprili olarak çektik. Yani böyle hani gülelim falan. Sen şey diyorsun işte, ben Ukrayna Türkiye Evlendirme Dairesi Başkanı mıyım falan. Tamam işte güldük falan, eğlendik. Bunun hakkında yine geliyorlar canlı yayınlarda, dalgada geçiyorlar. Onlara da sohbet ediyoruz, sıkıntı yok, ama o insanların bakış açısı değişmediği için hala aynı şekilde devam ediyorlar yazmaya. Aynen. Şunu da söylemek istiyorum bu arada. Hani Instagram'dan bize çok saygılı olarak yazan insanlar da var. En azından genelde ben okuyorum mesajları. İşte ben böyle Ukraynalı kız arıyorum falan, bizden yardım beklemiyor. Sadece aradığını söylüyor. Yani inşallah bulurum falan diyor. Onlara bir şey demiyoruz. Evet. Yani bize bu şekilde üst üste yazıp üsteleyen kişiler bizi çok rahatsız ediyor. Tabii ki inşallah gerçekten böyle değer vererek Ukraynalı veya Türk, ne fark eder gerçi, o da fark etmez de. Evet. Hangi milletten istiyorsa o insanla evlensin bu kişiler, ama gerçekten istiyorlarsa. Yani ben Ukraynalı bir kızla evlendim, hedeflerimi tamamladım,
Bir hafta onu sonra çok rahatlıyorum bir yani. Hafta sonra tamam. İşte takıldık falan filan işte. Bir hafta sonra ben sıkıldım. Bırakıyorum aha. Bu kızı. Bitti benim hedeflerim bu kadar. Ve şey mesela zannediyorlar. Bu olmasın yani. Zannediyorlar. Ay Ukraynalı bir kız internette görmüş. Güzel olacak, çalışkan olacak. Hem evde eve bakacak, çocuklara bakacak. Hem de gidip çalışacak. İşte senin kadar yani 8 saat ve daha fazla bile. Ben burada mutlu mutlu yaşayacağım böyle. Ne para vereceğim, ne de yardım edeceğim, ne de bir şey yapacağım. Benim yanımda süs olarak olsun. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey olmayacak da. Arkadaşlar birisine sırf yani merak ettiğim için Instagram'dan yazan birisine bana Ukraynalı bir kız hı-hı. Bulun falan. Merak ettiğim için dedim tamam bulacağım sana Ukraynalı bir kız tamam mı? Ama yani adam ne düşünüyor onu merak ediyorum. Kafa yapısını merak ettiğim için. Okey dedim sana Ukraynalı bir kız bulacağım. Sen dedim nasıl bulacağım konusunda bana yardımcı olur musun dedim. Ben bilmiyorum çünkü. Falan neyse işte. Sizin de tanıdıklarınız vardır dedi. Çevreniz vardır dedi. Dedim yok benim bir tanıdığım yok. Hı-hı. Siz bulursunuz ben size güveniyorum dedi. Abicim yok demekten ne anlıyorsun? Bizim etrafımızda böyle bir insan yok. Tamam neyse devam ettim. Evet dedim buldum Ukraynalı bir kız. Sen dedim bu kızla nasıl anlaşacaksın? İngilizce biliyor musun? Hayır. Rusça biliyor musun? Hayır. Ukraynaca sordum hepsini tek tek. Ukraynaca biliyor musun? Hayır. Dedim sen nasıl anlaşacaksın? Siz bu konuda yardımcı olursunuz. Abi ciddi misin yani? Girdim Instagram profiline gerçekten gerçek bir insan bu. Bunu söyleyen gerçek bir insan. Siz bana yardımcı olursunuz. Yani tamam hadi diyelim ki tanıştın yardımcı olduk falan evlendin. Adama yazıyorum bunu. Senin evine geldik sonra yani kız senin evine geldi. Hı hı. Sonra siz bana yardımcı olursunuz. Oğlum manyak mısın? Bizim, aynı yatakta mı yatalım şey yani mi? Bir şey yani başlasın diye yardımcı mı olalım? Şeyi mi yani? Zorluyoruz yani bizim sınırlarımızı mı zorluyorsun anlamadım. Gerçekten. Bakıyorum yani gerçekten bu bir insan sahte bir hesap falan değil. Hı hı. 2-5 yıl önce falan fotoğraflar paylaşmış. Hala paylaşıyor. Ondan sonra sonra ne mesela tamam bulduk tanıştık hem de sen bulacaksın sen tanışacaksın olmuyor direkt bana getirin evleneyim diyor. Bir de sipariş de veriyor yani. Siparişleri de var direkt evleneyim diyor tamam tanış ilk başta sen nasıl bir insanla olmak istiyorsun belki bu senin insan değil yani hoşuna gitmeyecek ne bileyim. Benim için diyelim ki esmer bir kız güzel anlamına geliyor. Gördüm ben Ukrayna'da esmer bir kızı. Dedim ki böyle böyle adam var. Tanışmak ister misin? Tanışalım der. Adam geliyor ki ben esmerleri sevmem. Niye bana bunu buldun falan diyecek yani. Öyle adamlar var yani gerçekten. O yüzden hani neyse şu konuyu bitireyim sadece. Kafam gitti yani gerçekten arkadaşlar sinirden. Neyse devam edeyim. Tamam dedim. Böyle bir Ukraynalı bir kız var. Dedim Ukraynalı kızın bilet masrafını gönderir misin bana? Hı hı. Ben kızı getireyim buraya. Çünkü o hiçbir şey istemiyor başka. Ne kızı görmek istiyor ne bir şey. Ukraynalı kız olsun tamam bu kadar. Soruyorum yani adama. Gönder dedim bana bilet masrafını. İşte 2000 TL. O zamanın parası da söylüyorum işte. Bundan birkaç ay önce bu muhabbet. 2000 TL. Tamam dedi göndereceğim dedi. Maaş günüm gelince dedi. 2 gün sonra mı ne demişti falan. 2 gün sonra yazdım adam ne oldu dedim. Gönderecek misin falan. Cevap yok. Hiçbir şey yok. İşine şey para gelince yok. Aşk da bitiyor yani. Yani onu da istemiyor. Anladınız mı? Evet. Zaten öyle bir şey gönderse ben kabul etmeyeceğim. Biliyorum göndermeyeceğini. Göndermeyeceğini bildiğim için öyle bir şey istiyorum. Hı-hı. Tamam mı? Yani sonra tabii ki engelledim. O başka bir konu da. Bir şey yok adamla ya. Bir şey yapmak istemiyor zaten. Öyle ortaya atıyor. Biz belki sen İspanyalı olsaydın o da diyecekti ki ben İspanyalı bir kız evlenmek istiyorum. Bana İspanyalı bir kız ayarla. Evet. Yani o tamamen o. Onun arkadaşlar başka bir mantığı yok. Gerçekten. Ha onun haricinde tabii az önce de söyledim. Gerçekten evlenmek isteyen birisi vardır. Tanışmak isteyen birisi vardır. Biz yardımcı olamayız. Ama iyi dileklerimi sunarım. İnşallah böyle bir şey olur. Bulursun. İstediğin gibi hayatında biriyle mutlu olursun. Ben şunu sadece anlamıyorum. Ne alaka Ukraynalı? Ne alaka yani? Ne üst millet mi? Bir özel yani yetenek mi var? Yok yok o dediğim gibi sen Ukraynalı olduğun için yani bu kanalın konsepti bir Ukrayna bir Türkiye. Yani ne ondan, fark eder? Ondan dolayı. Bütün Ukraynalı kadınlar şey gibi mi? Fabrikada çıkış var. 2018 yılı var. Hepsi aynı değil mi? 1997
yıl, çıkış yılı da var. Hepsi aynı. Böyle fonksiyonları var, böyle renkler var. Araba mı bu ya? Anlamadım yani. Bütün Ukraynalı kızlar böyle bir çıkış yılın üzülükleri mi var? Böyle olacak, şöyle olacak. Yeter artık. Yani yeter. Galiba tek tip düşünüyorlar o arkadaşlar. Hani Ukraynalı bir kız, evet. Bütün Ukraynalılar çok güzel. Zaten biz onunla ilgili de video çekiyoruz. Yani en son paylaştık yine. Abi öyle bir şey yok. 180 kilo Ukraynalı kadın da var. 35 kilo, 40 kilo hasta olan Ukraynalı bir kadın da var. Yani. Veya kilosuna değil, güzel bir Ukraynalı kadın da var. Hem para sevenleri var, sadık olmayanlar da var. Her türlü. Çünkü bu bir insan. Bu bir alet değil. Onun ayarları yok. Ne güzel Türk kadınları var. Ne güzel yani, samimi, güzel, çalışkan, yani çok iyiler, iyi huylu vesaire. Yani sonuçta sizin anneniz Türk, kardeşiniz, ablanız, halanız vesaire vesaire Türk. Hepsinden kötü diyebilir misiniz? Benim kız kardeşim çok kötü diyebilir misiniz? Çirkin, ne bileyim, çalışkan değil, tembel, para sever, bilmem ne, bilmem ne. Kardeş veya ablası hakkında öyle bir şey söylenir mi? Söyleyebilir misiniz? Ama Türk kadın ağzından çok kolay çıkıyor. Yeter artık. Niye aşağılıyorsunuz Türk kadınları? Yani arkadaşlar, durum bu şekilde. Umarım mesaj yerine gitmiştir o arkadaşlara artık kimse. Siz de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada bizi severek izleyenler var. Yani videoyu izlemiş olmak için ve bizim yanımızda olmak için. Ya da bizi sevdiği için. Teşekkürler onlara da. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.